Öncelikle fuarla ilgili bir genel değerlendirme alabilir miyim? Ne bekliyorsunuz fuardan ve Renault hangi yeniliklerle katılıyor fuara? Evet, Auto Show sene yanılmıyorsam 17.si düzenleniyor. Biz marka olarak, Renault markası olarak ve OYAK grubu olarak, Renault Mayıs olarak fuarların bu sektör için çok faydalı olduğuna inanıyoruz. Çünkü dijital medyada evet bir takım şeyleri görmek mümkün veya daha geniş kitlelere ulaşmak mümkün ama fuarda bizzat gelip yenilikleri gözle görmek, onlara dokunmak, arabanın içine girip onun kokusunu almak, o teknolojiyi, o inovasyonu hissetmek çok çok önemli. Ben bu açıdan bu seneki fuarın geçen senekilere göre katılımın daha az olmasıyla beraber marka basın. Yine de gereken ilgiyi ve alakayı göreceğini düşünüyorum. Peki, biz Renault olarak Renault teknolojisi, know-how'ı ve inovasyonunun geldiği son noktayı birçok yeniliklerle beraber burada otomobil severlerle bu sene buluşturacağız. Türkiye'de ilk kez gösterimi yapılacak olan Renault Captur ilk kez gösterime burada çıkardığımız yeni Renault Koleos tasarım otomobil önünde durduğumuz şu anda gerçekten bir otomobil harikası diyebilirsiniz. Elektrikli GT Trezor ve tabii sayısız başka segmentlerdeki diğer modellerimiz Talisman'ından Megane ailesine kadar bütün modeller burada otomobil severlerin ve sevenlerimizin ilgisine ve beğenisine sunulacak. Captur ve Koleos satışa çıktı mı? Yok. Ne zaman başlayacak? Yeni Captur Mayıs ayında, Koleos da Haziran ayında tüketicilerle buluşacak. Evet. Satış hedefleriniz nedir Berk Bey? Onlarla ilgili ne bekliyorsunuz? Bunlarla alakalı açıkçası birebir böyle adetsel kesinleşmiş hedeflerimiz yok doğrusunu söylemek gerekirse. Bunlar örneğin bir Captur dediğimiz zaman bu B segmentinde bizim gerçekten iddiamızı sürdüreceğimiz bir model. Yeni tasarımla, makyajıyla daha böyle güçlü, daha böyle sert bir tasarıma sahip. Farlar B segmenti SUV araçlarda çok fazla görülmeyecek nitelikte daha agresif ön plana çıkıyor. Ama her şeyden önemlisi şu var. Tüketicilere sürüş konforuyla alakalı bütün yenilikleri getiriyor. Yani şu araçta Captur'da 3 değişik multimedya sistemi var. Bütün bunlar teknoloji, inovasyon ve sürüş konforunu, yol sürüş konforunu otomobil severlerle, tüketicilerle buluşturmak için. Koleos dediğinizde o ayrı bir segment tabii. D segmenti bir araçta. Olması gereken bütün konfor, teknoloji ve yenilikler var. Tabii ilkine göre, ilk Koleos'a göre tasarım üstünlükleri, teknoloji üstünlükleri çok fazla. Yine aynı şekilde orada da sürüşe yardımcı olan sistemler ve multimedya sistemleri gerçekten tüketicinin her isteyebileceği şeyi kendisine sunan özelliklerde. Bu bakımdan ben her iki modelin de Türkiye gösteriminden sonra pazara çıktığı andan itibaren bizim Renault imajımıza, güçlü ürün kırılımımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu arada Renault Megane'da yılın en iyi otomobili seçildi. Evet. Tebrikler. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bekliyor muydunuz? Valla şöyle söyleyeyim. Tabii ki bekliyorduk. 25 tane rakibin arasında seçildi bu araç. En son 7 araç finale kaldı. Şimdi her şeyden önemlisi baktığımızda bu araca bir kere Renault dünyasının tasarım anlamında, teknoloji anlamında nerede olduğunu bize göstermesi açısından çok önemli bir fikir veriyor. Daha da önemlisi bu araç neredeyse sıfır hatayla Türkiye'de OYAK Renault otomobil fabrikalarında bütün dünyada sadece Türkiye'de burada üretiliyor. Demek ki Renault'un know-how'ı, dizaynı, teknolojisi arkasında Türk mühendisi ve işçisinin emeğiyle ve milyonlarca euroluk yatırımla bu araç ortaya çıkıyor ve buradan bütün dünyaya ihraç ediliyor. Bu bakımdan çok önemli. Sadece bir aracın bir segmentte beğenilir olması
Tabii ki çok gurur verici bir şey ama bize getirdiği sorumluluk daha fazla. Peki son olarak bir toplam pazar hedefi Renault'un ve piyasanın, ne diyorsunuz? Bir düşüş beklentisi var genelde ama valla genel olarak şöyle, geçen sene biz biliyorsunuz 170 bin adet civarında araç satmıştık. 980 bin adet araç satıldı Türkiye'ye toplam binek ve ticari anlamında. Ama dikkat çekilecek bir nokta var burada. Son 3 ayda geçen sene ÖTV beklentileri sebebiyle öne çekilen bir talep vardı. Onun için Kasım ve Aralık'ta olmasını çok görmediğimiz pazarlar oldu. Dolayısıyla bu öne çekilen talep sebebiyle aslında 2017'nin Ocak ve Şubat'ında satılması gereken araçlar bir nevi erken olarak bu aylarda satıldı. Dolayısıyla bu sene toplam pazarda bir %10 civarında düşüş beklemek çok gerçekçi. Yani bu da bizi 850 bin ila 870 bin adet civarında toplam pazara götürecektir. Renault olarak bizim geçen sene pazar payımız %18.2 idi. Yani bunu bu sene geçmeye çalışacağız tabii. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.